Murat Bardakçı. Çanakkale zaferini anlatan en önemli eser 70 küsür senedir yayınlanmayı bekliyor. 1915'te 7 düvele karşı kazandığımız zafer her 18 Mart'ta Çanakkale'de törenlerle kutlanır. Aynı tören bugün de yapıldı ama geçmiş senekilerden çok farklı oldu. İnşaatı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü törenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Bizde bir kesim ve bir zihniyetin adetidir. İyi, faydalı ve işe yarar her hizmete karşı çıkarlar ve bu karşı çıkmayı da kendilerine mutlak bir vazife edinmişlerdir. Aynı zihniyet şimdi Çanakkale Boğazı'nda inşa edilen yeni köprüyü dinle doladı ve malum adeti pahalıya mal oldu, dünyanın dövizi gidecek yahut bu köprüye ne gerek vardı diyerek yerine getirmeye çalışıyor. Köprünün maliyeti üzerine kafa yormayı, inceden inceye döviz hesapları yapmayı, en lüzumlu işlere bile siyasi maksatlarla karşı çıkma inadını bir tarafa bırakın, vaktiyle Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçebilmek için saatlerce nasıl arabalı vapur beklediğimizi hatırlayın kâfi. O sıkıntıları hatırınıza getirip, zamanın insan hayatında ne kadar kıymetli olduğunu düşündüğünüz takdirde, 2 saatlik bekleme ve yolculuk müddetinin 6 dakikaya inmesinin önemini fark eder ve zaman meselesine hakikaten kıymet veriyorsanız, geçiş ücretini de mesele yapmazsınız. 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında hayır temennilerinden bulunduktan sonra, 107 sene önce kazandığımız büyük zaferin en önemli kaynaklarından birinden, zaferde büyük rolü olan kahraman bir askerin, Esat Paşa'nın şimdiye kadar maalesef yayınlanmamış olan hatıralarından bahsedeceğim. Çanakkale zaferinin kazanılmasını sağlayan kahramanların başında 3 kumandan gelir. Öncelikle 19. Tümenle Arıburnu'ndaki birliklerin kumandanı Yarbay Mustafa Kemal Bey, Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat ve nihayet Kuzey Grubu Kumandanı Esat Paşa. 15. asırda Özbekistan'dan Bursa taraflarına gelen ve 2. Murat zamanında şimdi Yunanistan'da bulunan Yanya'da yerleştirilen bir aileye mensup olan Esat Paşa 1862'de Yanya'da doğdu. 1890'da Harp Akademisi'ni bitirdi, 4 seneliğine Almanya'ya gönderildi ve dönüşünde Osmanlı ordusuna modernize etmeye görevli Alman General Kolmar von der Goltz'un mahiyetine tayin edildi. 1897'de çıkan ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenen Yunan Savaşı sırasında Yanya ordusunun kurmay başkanlığına getirildi. Daha sonra çeşitli orduların kumandan yardımcılığıyla kumandanlığını yaptı. Balkan Savaşları'nda Türk birliklerinden kat kat güçlü olan Yunan ordusuna karşı Yanya'yı müdafaa etti ama 1913 Şubat'ında teslim olmak zorunda kaldı ve 9 ay kadar Yunanistan'da esaret hayatı yaşadı. Esaretten dönüşünde önce Trakya, Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine de Çanakkale Kuzey Grubu Kumandanlığı'na getirilen Esat Paşa, emrindeki diğer kumandanlarla beraber cansiperane bir savunma gösterdi, Cankbayı'nın savunulmasında büyük rolü oldu. Mustafa Kemal Bey, Cevat Paşa ve Kuzey Grubu'ndaki diğer kumandanlar onun emrindeydiler. Esat Paşa'nın üzerinde Çanakkale'deki ordunun kumandanı olan Alman General Liman van Sanders vardı. Paşa'nın 15 yaş küçük kardeşi Vehip Paşa da yine Çanakkale'deki Güney Grubu'nun kumandanıydı ve o da Liman van Sanders'e bağlıydı. Çanakkale zaferinin ardından başka görevlere de getirilen Esat Paşa 1919'da emekli oldu. Kısa müddette Bahriye Nazırlığı yaptıktan sonra evine çekildi. Siyasetle hiç alakadar olmadı ve 1952'de İstanbul'da vefat etti. Kendi gibi hatıraları da macera yaşadı. Ailesinin asırlar önce Taşkent'teki boy ismi olan Bülkat'ı 1934'te soyadı olarak alan Esat Paşa'nın askeri kahramanlıklarının dışında tarih bakımından çok önemli olan bir diğer hizmeti de emeklilik senelerinde kaleme aldığı ayrıntılı hatıralarıdır. Ama bu hatıralar şimdiye kadar yayınlanmamıştır ve yazdıklarının maceralı bir hikayesi vardır. Paşa hatıralarını çok sayıda askeri harita ve çizimle de desteklemiş, kullandığı Alman haritalarıyla İngiliz esirlerin üzerinden çıkan İngiliz çizimlerinin gerçek oldukları konusunda 1940'larda Ankara'daki Alman Büyükelçiliğin askeri ateşesi Klaus Kurnik'ten yazılı bir doğrulama beyanı almıştı.
Hatıralarını yazıp tamamladıktan sonra metni bir diğer erkek kardeşinin oğlu ve Yapı Kredi Bankası'nın hem kurucusu hem sahibi olan o devrin önemli iş adamı Kazım Taşkent'e emanet etti. Vefatından 2 sene önce noterden çıkarttığı bir vekaletname ile de eserin Genelkurmay tarafından yayını için gerekli izni Kazım Taşkent'e devretti. Eski harflerle olan hatıralar Paşa henüz hayattayken yeni Kazım Taşkent tarafından 2 nüsha olarak daktilo ettirildi. 6 cilt olacak şekilde düzenlendi. Taşkent nüshalarından birini seneler sonra 1978 aralığında Harp Akademilerine hediye etti ve akademinin o zamanki kumandanı Orgeneral Bedrettin Demirel, Kazım Bey'e bir teşekkür mektubu gönderdi. Ama Esat Paşa'nın bu kadar önemli olan hatıraları, her şeyi yazması, yani içerisinde Zülfiyar'a dokunacak bir şeyler de olması sebebiyle bir türlü yayınlanmadı. Fakat hatıralardan Esat Paşa'yı konu olan bazı bilimsel çalışmalarda, mesela Mustafa Talha Savaşı'nın Sakarya Üniversitesi'nde 2019'da yaptığı son dönem Osmanlı kumandanlarından Mehmet Esat Paşa başlıklı yüksek lisans tezinde kısa alıntılar yapıldı. Mehmet Akif'in meşhur şiiriyle taçlanan ve her yıl dönümü parlak törenlerle kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin gölgede kalmış çok önemli kahramanlarından olan Esat Paşa'nın hatıralarının tam metninin yayınlanmasının hem onun hem de Çanakkale şehitlerinin ruhlarını şad edeceğine emin olun. Murat Bardakçı. Serdar Tuncer. Ah, elhamdülillah, eyvah. Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir buyurulmuş. Öyle bir şahit ki bırak elden gizlemeye çalıştığını, senin senden gizlediğinden dahi haberdar. Öyle bir hakim ki ne bir eksik ne bir fazla hardal tanesine varıncaya kadar her bir şeyin hesabının görüleceği din gününün sahibi. Ah, elhamdülillah, eyvah. Şahitsiz dava kazanılmaz. Hakimin şahit olduğu mahkemede haklı olmalısın, temiz olmalısın, doğru olmalısın ki beraat edebilesin. Ötesi senin aleyhinde şahitlik edeceksin o gün. Dilinin yapmadım dediğine azaların yaptım diyecek dile gelip korkulmaz mı? Gün gelir hakimi hatırlar, korku içinde ah derim. Gün gelir mahkemeyi düşünür, umutla elhamdülillah derim. Gün gelir nice bir davacıyı ve davalıyı düşünür, eyvah derim. Ahvalime bakar, ah derim. Amelim yoktur, olanda da hayır yoktur, bilirim. Emretti diye yapmaya çalışırım ama yapıp ettiğime güvenemem. Eksiğiyle, noksanıyla kabul etsin diye niyaz ederim, o kadar, güvenemem. Günahım çoktur, tövbelerim bile tövbeye muhtaçtır, bilirim. Nehyetti diye kaçınmaya çalışırım ama nefsime uyarım bazı, gaflete düşerim, hata ederim, günah işlerim, insanım. Affına sığınırım, boynumu bükerim, rahmetine güvenirim. Amelimin yokluğuna, günahımın çokluğuna bakar, din gününü hatırlar, sahibinden korkar, ah derim. Ama gün gelir o mahkemeyi düşünür umutla, elhamdülillah derim. Bazı davalarım vardır çünkü, mahkemesi ahirete kalsın istediğim. Din gününde görülmedik hesabın kalmayacağına itimadım tamdır. Boynuzlu koçun boynuzsuz koçtan hakkını alacağı günün geleceğine imanım vardır. O güne kalsın isterim burada muallakta kalan kimi davalarım. Bilirim çünkü bazı dertler burada anlatılmaz, burada anlaşılmaz bazı meseleler. Kelimeye muhtaçsındır burada dava halli için. Sesini çok çıkartmaya, ikna etmeye, güce, ulaşmaya, daha bilmem nelere nelere. Bazen derdini anlatacağın kişiye ulaşamazsın, bazen ulaşırsın takatin yetmez derdini ifadeye. Bazen o sebepten susarsın, bazen bu sebepten. Yorulmak da susmaya dahildir, ben nefsimi temize çıkarmam diyerek ona sığınmakta. Yorulursun, kalbin yorulur. Dinlenmesi olmaz kalp yorgunluğunun. Mevzular gelir geçer de sızısı kalır orada öyle. Taze bir ağaca zalim bir çakıyla atılmış koca bir çentik gibi yaralanırsın. Sükutunu gören haksız sanır seni bazen, sesinin çıkmayışının nice sebebi vardır bilmezler. Seni senin yapmadığınla döverler, sen bizimsin diyenler de bir şey diyemezsin bazen. Burası böyle bir yerdir. Yaraların büyütür seni, çentiklerle çiçeğe durur kalbin. Dişimi sıkarım, la havle çekerim. Dayanamam, iki söz de ederim ama bakarım ki mazlumum hala, bakarım ki işlemediğim suçların günahını yüklemişler sırtıma, o mahkemenin varlığını hatırlar, elhamdülillah derim. Gün gelir davalıları ve davacıları düşünür, eyvah derim. Davalı olduğum hususlardan korkarım herkes gibi.
bilerek yahut bilmeyerek birinin kalbini kırmış, birini incitmiş, birinin hakkına girmişimdir, korkarım. Hesapların görüleceği o çetin günde zaten elimde avucumda yokken, olan da kulların hakkına gider de orta yerde öylece kala kalırsam diye korkarım. Davacı olduğum hususlar gelir aklıma, umutlanırım ama doyasıya elhamdülillah diyemem yine de. Benim kazancım bir başkasının zararı olacaktır, orada sevinemem. Mesele kul hakkı olunca alacaklılarım buradayken haklarını helal etsin isterim. Ve alacaklı olduklarım varsa onlara dünyadayken haklarımı helal etmek. Ne güzel olur böylesi. Ama alacaktan, verecekten, haktan, hukuktan öte bir niyazım vardır bazı meselelere dair. Bilinsin isterim neyin ne olduğu. O bilir, bilirim elbet ama kulları da bilsin isterim din gününde. Hepsi bilmese de bilmeden haksız yere beni mazlum eden bir sevdiğim varsa o bilsin hiç olmazsa isterim. Sevdiğimle kucaklaşmak için isterim bunu, ondan alacağımla ceplerimi doldurmak için değil. Burada yarım kalan muhabbetin acısını orada çıkartabilelim diye isterim. Güzeldir bu, hamd ederim. Ha, bazı meseleler de var ki kullar bilsin isterim. Kimin ne olduğu, kimin neyi niçin yaptığı aşikar olsun da burada bizi mahzun edenin haksızlığı orada bilinsin isterim. Bu istek hüzünlendirir, utandırır ama çok da hoşuma gitmez. Kendimle söyleşirim, çıkamam işin içinden. Boynumu büker, ona yalvarırım. Senin bildiğin yetsin bana ne olur. Seni bilmek yetsin bana. Bilmekte de bildirmekte de senden gayrına muhtaç etme beni. Serdar Tuncer.